Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Efendim, vakti şerifleriniz hayır olsun. Bir mübarek seher vaktinden, Ordu Altaş Televizyonu ekranından, sahur meclisinden hepinize en kalbi selamlarımı arz ediyorum. İmanı konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a imanı konuştuk, meleklere imanı, peygamberlere imanı konuştuk, ahirete imanı konuştuk. Peki Allah o meleklerle peygambere ne gönderiyor? Peygambere gelen vahiy bilahire iki kapak arasında nasıl bir hale geliyor? Bugün inşallah buna dair cümleler kuracağız. Bugün kitaplara imanı konuşacağız. Allah niçin kitap göndermiş? Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyan müminler olarak Kur'an-ı Kerim'den önce gönderilmiş olan kitaplara neden iman etmek zorundayız? Peki bu kitaplar nasıl gönderilmiş? Allah her kavme kitap göndermiş mi? Sonra gönderilen bu vahiy nasıl kitaplaşmış? Kitaplara imanla ilgili bir sürü meseleyi bugün inşallah çok kıymetli bir dostumla, Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Cemil Eren hocamla birlikte istişare edeceğiz. Efendim, hepinize keyifli ve faydalı bir sohbet niyaz ediyorum. Şimdiden hayırlı sahurlar. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Asım hocam. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyor? Hamdolsun çok keyifli. Biz çok mutluyuz. Bir yıldır beklediğimiz en güzel zaman dilimleri, tüm müminlerin, Müslümanların arınma mevsimi. Hasretle çektiğimiz mümkün mertebe her anından, her dakikasından, her zamanından istifade etmeye çalıştığımız. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri var. Kim Ramazan'a ulaşır da ondan istifade edemezse ona yazıklar olsun der. Biz o hadis-i şerife muhatap olmak istemiyoruz. Allah muhafaza eylesin. Biz oradan istifade etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem kendimiz, hem çevremizdeki ailemiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, herkese bunu da hem tavsiye ediyoruz, hem de istifade etmeye çağırıyoruz. Şu ana kadar çok keyifli ve çok güzel geçiyor. Elhamdülillah. İnşallah sizlerin de, tüm izleyenlerimizin de böyledir diye umuyorum. İnşallah. Rahmet günlerini geride bıraktık. Evet. Şimdi mağfiret günlerindeyiz. Evet. İnşallah sonunda cehennem azabından kurtuluş olacak. İnşallah. O gufire lehu ma tekaddeme min zenbihi. Sanırım bayram da onun bayramı değil mi hocam? Evet. Yani bir arınmanın, tazelenmenin, temizlenmenin, kurtuluşa ermenin, müjdeye nail olmanın bir bayramı, müminin bayramı. Ramazan'ı coşkuyla, huzurla geçiren ne mutlu o insanlara, o müminlere. Onun bayramını da en güzel şekilde onlar hissediyorlar herhalde. Bayramı da iliklerine kadar hisseden, Ramazan'dan en iyi şekilde istifade edenlerdir diye düşünüyorum. İnsan olmamız hasebiyle zaman zaman böyle bir yorgunluk gelebiliyor. Yani oruç tutmak yorucu olabiliyor veya teravih o akşam iftarda hele biraz fazla kaçırmışsak zahmetli gelebiliyor. Ama bu yorgunluk ve bu zahmet de Ramazan'a dahil değil mi hocam? Yani evet. Bunlarla birlikte bu Ramazan ihya ve idrak ediliyor. Evet, yani Ramazan teravih ile güzel, Ramazan sahurla güzel, Ramazan iftarla güzel, Ramazan iftarda komşularımızla, akrabalarımızla, dostlarımızla bir araya gelmek de güzel. Ramazan iftarın peşinden hızlıca kılmış olduğumuz akşam namazından sonra yetişmek zorunda kaldığımız bir teravihin olmasıyla güzel. Ne güzel tarif ettiniz hocam. Tabii. Ya iftardan sonra hele bir de bizim meslek olarak bir de vaaz etme mükellefiyetimiz dikkate alındığında hangi ara o vakit geçiyor, sala okunuyor,
sıra bize geliyor, çözebilmiş değilim yani. Yani koşarak çoğu zaman böyle çayı belki de kapıda eşimize bırakıp, bardağı bırakıp veya son bir yudum suyu alıp hemen camiye koşmak. Bu telaş da güzel Ramazan. Yani mesleğe başladığım yıllarda hocam, evet. İftarı caminin avlusunda açtığımı bilirim. Saat o zaman Aydın Nazilli'deydim. 4.56, 4.57, 4.55'te iftar oluyordu. Yani eve gideceksin, iftar yapacaksın, geri geleceksin. Yetişmiyordu hocam. Evet. İftarı caminin avlusunda daha mesai bitmeden, mesai 5'te bitiyor. Müezzin efendi de öyle yapıyordu. O ezan okuyordu. Sonra beraber iftar yapıyorduk. Biraz sonra zaten vaaza niyetleniyorduk, evet. Çıkıyorduk kürsüye. Belki evet, o koşuşturmaydı güzel. Belki o iftarın, o koşuşturmanın tadı değil mi? Yani başka çok nadir şeyler de vardır. Biz Ramazan'ı böyle seviyoruz. Eyvallah. Çocuklarımızla birlikte o heyecanı yaşamayı seviyoruz. Camiye koşmayı seviyoruz. Her akşam camide belki komşumuz olsa bile işlerimizin yoğunluğundan, dünya meşgalelerinden, farklı farklı uğraşlarımızdan dolayı göremediğimiz komşumuzla hasbihal etmeyi seviyoruz. Öncesinde ve sonrasında orada yapmış olduğumuz çay sohbetlerini seviyoruz. Bu neşeyi seviyoruz biz. Aslında Ramazan bize neşe de getiriyor, huzur da getiriyor. Aslında dinleniyoruz da. Sadece yeme içmeden kendimizi alıkoymanın dışında birçok şeyin aslında olmazsa da olmadığını da görüyoruz. Ve daha da güzel olduğunu da hissediyoruz belki. Acele etmiyoruz. Öfkelendiğimizde, bugün bir arkadaşım da anlatmıştı. Eşim aslında trafikte çok öfkelidir. Öfkeli araç kullanır. Birisi hata yaptığını tahammül edemez. Ama her gün sabah beraber araca bindiğimizde şunu söylediğini işitiyorum Ramazan boyunca diyor. Ben oruçluyum. Bugün tüm hataları görmezden geleceğim. Onlara müsamaha göstereceğim. Ne güzel. Aslında Ramazan bizi gerçekten terbiye ediyor. Nefsimizi de, dilimizi de, gözümüzü de, kalbimizi de, kulağımızı da, tüm bedenimizi, tüm azalarımızı terbiye ediyor. Bu anlamda biz seviyoruz Ramazan'ı. Hocam, fiili olarak görev yaptığımız mahaller, malum ben cezaevi vaiziyim. Evet. Yani adliye merkezli kurumlarda cezaevi denetimli serbestlik mesaimin çoğunu oralarda geçiriyorum. Evet. Siz yine manevi bakım, manevi danışmanlık ve rehberlik bağlamında hizmet veren bir din hizmetleri uzmanı meslektaşımızsınız ve hastanelerdeki evet. Vazifenizle böyle temerküz etmiş, öne çıkmış da bir kardeşimizsiniz açıkça ifade etmek gerekirse. Böyle çok kısa aslında, zira bununla ilgili inşallah bir gün sizinle uzun uzun yine bu ekranlarda konuşmayı arzu ediyorum ama ilginç olacağını düşündüğüm için şöyle bir kısaca, hastanede Ramazan nasıl geçiyor? Hastalarımızın, evet. Hastalar sonuçta oruç tutamayan insanlar aynı evet. zamanda. Ama buna rağmen Ramazan onlara da geliyor. Yani bunun ben hani dile profesyonel Ramazan'da hasta olmuş, ameliyat olmuş, hastanede kalmış, Ramazan'ın neredeyse 1/3'ünü vakti zamanında hastanede geçirmiş bir profesyonel hasta Müslüman olarak Ramazan hastaya da gelir. Onu böyle işin ehlinden, ehlinin dilinden duymak isterim. Nasıl geçiyor hastanede Ramazan? Hastanede Ramazan tabii biraz farklı geçiyor diğer zamanlara nazaran. Sağlık çalışanları tabi ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Mazereti olanların dışında hepsi asgari düzeyde yerine getirmeye çalışıyor. Farkındalık oluşuyor orada. Dini sorulara çok fazlaca muhatap oluyoruz. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyoruz. Hastalar için özellikle eğer yoğun bakım ya da palyatif bakım değilse diğer taraflarda oruç tutamamanın bir burukluğu, belki günü birlik yatmışlarsa, atıyorum 2 gün, 3 gün içinde taburcu olacaklarsa ya da aynı gün içinde taburcu olacaklarsa ve bu sebeple eğer oruç tutamıyorlarsa bunun biraz burukluğunu hissediyorlar. Eğer biz onların yanındaysak o sırada kendilerine getirilmiş olan yemeklerini yemekte biraz çekiniyorlar ve müsaade istiyorlar. Hatta çoğu dokunmuyor, görmezden geliyorlar. O yemeği getiren arkadaş kenara bırakıyor, hiç bakmıyor o tarafa, ilgilenmiyor. Biz tabii söylüyoruz yani bu bir mazeret halidir, bu bir hastalık halidir. Bunda hiç çekinmenize, utanmanıza hiçbir şey gerek yok. Hatta tutmamanız da doğru olandır falan gibi ifade ediyoruz.
Böyle geçiyor Ramazan. Yani aslında hastalara da bir böyle bu Ramazan ayının manevi bereketi, onlara da hani bir manevi arınma, iyileşme, yani o mücadele ettikleri rahatsızlıklara karşı bir güç veriyor olmalı diye düşünüyorum hocam. Muhakkak veriyor. Yani çünkü kozmolojik bir değişim yaşanıyor tabii, Ramazan ayında. Tabii ki öyle. Hasta yakınları özellikle bu farkındalıkta oldukları için daha çok dua ve daha çok Kur'an okumaları yapıyorlar. Manevi yönden onlar farklı bir atmosfere girdikleri için hastalar da ister istemez bu olumlu havadan muhakkak etkileniyorlar. Esasında bu manevi atmosferi sağlık çalışanları daha çok aksettiriyorlar. Çünkü kendileri o havanın içerisine girdikleri için iletişim kurdukları herkese bu havayı muhakkak yansıtıyorlar. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet. İnşallah şifa olsun hepsine. Amin. Bütün çünkü, evet, bu vesileyle. Evet, hastalık gerçekten zor bir süreç. Hepimiz hasta olduğumuzda bir an önce bitmesini isteriz ama zaman uzar, geçmez günler. Yani belki de zamanın en çok uzadığı dönemdir hastalık dönemi. İnşallah Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin. Yakınlarına kolaylıklar versin. Diyor ya, müptelayı gama sor ki geceler kaç saat diye. Rabbim şifa ihsan eylesin inşallah. Amin. Hocam, böyle uzun soluklu bir selamlaşmanın nihayetinde kitaplara, imana yavaş yavaş gelecek olursak. Ama seninle sohbet etmek çok keyifli. Teşekkür ediyorum hakikaten. Yani sadece böyle kamera karşısında değil, dışarıda sivilde de yani seninle muhabbet etmekten hep keyif almışımdır. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kitaplara imanı konuşacağız hocam bu akşam. Öncelikle bu kitaplara iman ne demek? Hani Allah'a imanın bizim için anlamı yaklaşık olarak bu konuda en az bilgisi olan kişi için dahi malumdur. Hayatını komple değiştirir Allah'a inandığında. Evet. Yani ahirete iman mesela çok aktif bir belirleyicidir insan yaşamında. Bu yaptığımın bir karşılığı olacak düşüncesi. Peki kitaplara iman, yani ben bir çerçeveyi arz edeyim yeniden. Siz dilediğiniz yerden başlayın. Kitaplara iman nedir? Burada kitap dediğimizde kastedilen nedir? İlahi kitap, oradaki ilahinin anlamı nedir? Nasıl gelir? Geçmiş kitaplar var. Onlara da iman etmek zorunda mıyız? Eğer zorundaysak hani bu kitaplar tahrif edilmişti? O tahrif dediğimiz şey nedir? Evet. Kur'an o tahriften hissesini almış mıdır? Dilediğiniz yerden hocam. Çok sorularımız var. Kitaplara imanı kitaptan öğreniyoruz zaten. Eyvallah. Yani kitabı göndereni de yine kitaptan öğreniyoruz. Önce her işin başında hangi işi yapıyorsak yapalım, hangi işte meşgul oluyorsak olalım, önce ona bir inanmamız gerekiyor başarılı olabilmesi için. İman da İslam dininin ya da herhangi bir dinin aslında olmazsa olmaz temel taş, yani temeli. Diğer her şey onun üzerine bina ediliyor. İslam dininde de ibadet, inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç temel kategoriden oluşuyor. Bunların temelini iman oluşturuyor. Kitaplara imanı da biz yine Kerim kitabımızdan öğreniyoruz. Allah Teala yarattığı varlıklar içerisinde en akıllı olanı, irade sahibi olanı insan olarak yaratmış. Yani insanları yaratmış. Dolayısıyla bunun karşılığında da ona bir imtihana tabi tutmuş. Fakat imtihan konularında ona bildirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu konuları da hayat rehberinde nelerden sakınıp neleri yapması gerektiğini de biz kitaplar vesilesiyle öğreniyoruz. Yani peygamberleri aracılığıyla bizlere göndermiş olduğu kitaplar vesilesiyle bunları öğrenmiş oluyoruz. Hazreti Adem ile başlıyor ilk serüven. İlk Hazreti Adem'i cennetten şeytanın yanıltmasıyla dünya hayatına gönderdiğinde orada ilk mesajını Hazreti Adem'le başlatıyor aslında. Bize gelen bu son mesaj, ilk mesaj Hazreti Adem'le başlıyor. Ve her biri de aslında birbirini tamamlayarak
Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'e kadar gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu vahiy geleneğinin başlamasıyla birlikte başlıyor aslında kitaplar. Hazreti Adem'e serdedilen hitap bu geleneğin de başlangıcı. Peki hocam bu süreçte Hazreti Adem'den Resulullah'a gelen süreçte her peygambere kitap gönderilmiş mi? Evet. Şöyle mesela yatsı namazlarından sonra sıkça duymuş olduğumuz bir ayet-i celile var Bakara suresinin son iki ayet. Âmener Resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mü'minûn kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi diye devam eder. Orada Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etmelerini ve Allah'ın peygamberleri arasında ayrım yapmamaları da istenmektedir. Hı hı. Yani daha önceki gönderilmiş olan kitapların tamamlayıcısı olarak da Kerim kitabımızdan da bahseder. Tabii Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan nübüvvet Hazreti Peygamber'le son bulur. Yine Kerim kitabımızdan öğrendiğimize göre her kavime, her topluluğa bir peygamber gönderilmiş. Peygamber gönderildiyse eğer bize bildirilen birkaç tanesine, yani sayfa ya da kitap olarak biliyoruz ama peygamber gönderilmişse eğer ya önceki kitabı anlatan veya tamamlayan şekliyle ya da kendisine yeni sayfalar veya kitaplar gönderilmiş olabileceğini değerlendiriyoruz. Vahye muhatap olan her peygamberin elinde mutlaka o vahyin yazılı bir hali de olmuş. Olması kimi sayfalar gibi şeklinde, kimi kitaplar şeklinde. Bu kitap müstakil olarak ona gelmiş de olabilir dediniz. Geçmiş ümmetlerden ya geçmiş peygamberlerden kalmış olabilir de dediniz. Bu bizim önceki kitaplara inanmamızın zeminini, iman etmemiz gerekliliğinin zeminini oluşturan bakış açısı bu mudur hocam? Evet. Yani çünkü Allah biz Teala... İncil'e de iman ederiz. Her ne kadar bugün böyle inananı ya da olmasa da işte neyse Zebur'a da iman ederiz. Tevrat'a da iman ederiz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre bunlara iman etmemiz zaten istenmektedir. Ancak biz onların orijinal haliyle, yani Allah tarafından gönderilmiş şekliyle aslı olana iman ederiz. Daha sonra bir takım değişiklikler yapılmış. Yani bunu Tevrat'ta da görüyoruz. İncil'de de görüyoruz. Zebur'un bugün elimizde bulunan bir nüshası yok. O sebeple Zebur konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz ama Tevrat ve İncil'de özellikle değiştirilen yerlerin olduğuna şahit olabiliyoruz. Yani onları görebiliyoruz. Tabii çünkü Allah Teala dedi ki, yani Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan bu vahiy geleneği, insanı yarattık ama başıboş bırakmadık. Ona dünyada neleri yapıp etmeleri gerektiğini de anlatmamız gerekir eğer bir imtihana tabi tutacaksak. Dolayısıyla Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e gelen tüm kitapların Allah tarafından gönderildiğini ve onların orijinal haline Müslümanlar olarak iman etmemiz gerektiğini bizler biliyoruz ve bu şekilde olması gerektiğini de söylüyoruz. Yani kitap niçin gönderilmiştir sorusuna da dolaylı bir cevap vermiş oldunuz aslında böylelikle. Yani imtihana müfredat oluşsun diye. Evet. Ve bu öyle bir imtihan ki hocam, kitap açık yani. Evet. Yani sadece ders çalışırken kullanmıyorsunuz kitabı. Aynı zamanda imtihan esnasında da kitap açık, kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet. Yeter ki gönlünüz imtihanı geçmek istesin. Tabii burada vahyin bir takım çeşitleri var. Yani Allah Celle Celaluhu peygamberleriyle bir takım farklı şekillerde iletişim kurabiliyor. Ama bizim bildiğimiz, mesela özellikle Kur'an-ı Kerim'de Cebrail vasıtasıyla, tamamen Cebrail Aleyhisselam ile iletişim kurmuş. Ama öncekilerde mesela Hazreti Musa'ya, onun annesine ve Miraç'ta Resul-i Ekrem'e verilen vahiyler var. Musa'ya Tur Dağı'nda kendisinin bütün alemlerin Rabbi olduğunu bizzat söyleyerek,
Hazreti Musa'nın annesine çocuğunu emzirmesini ve kendisine zarar geleceği endişesini duyduğu anda onu denize atmasını yine bildiriyor. Peygamberlerin gördükleri rüyalar da doğrudan vahiy şekliyle kabul ediliyor. Vahyin ikincisini örnek olarak Hazreti Musa'ya Tevrat'ın gönderilişini yine zikredebiliriz. Bu örnekte Allah Teala Tevrat'ın ayetlerini tabletler üzerine yazılı olarak Musa Aleyhisselam'a bildirmiş. Ve yine üçüncüsünü örnek olarak görevli meleğin vahiy getirmesidir ki işte bu Cebrail Aleyhisselam'dı. O da Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'i 23 yıl gibi bir nübüvvet süresinde peyderpey getirmiştir ve bildirmiştir. Böylelikle vahyin hangi çeşitle, hangi şekillerde gelip o kitaplaşma sürecinin başladığına dair de cümle kurmuş olduk. Kıymetli hocam, geçmiş ümmetlerin kitaplarıyla ilgili birazcık bilgi verip oradan yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e gelecek olsak neler söyleyebiliriz? Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a suhuf, yani sayfalar, bugünkü sayfalar şeklinde demeyelim de biz onlara suhuf şeklinde nitelendiriyoruz. Literatürde o şekilde geçer. Hazreti Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa indirildiğini rivayetlerden öğreniyoruz. Hı hı. Şit Aleyhisselam'a 50, İdris Aleyhisselam'a 30, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a da yine 10 suhuf verildiğini bu şekilde kaynaklardan öğreniyoruz. Daha sonra tabi Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Davud ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu şekilde geliyor. En sonunda bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim 610 yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a artık tamamlayıcı ve toparlayıcı bazı hükümlerin değiştirildiği, bazılarının nesedildiği, bazılarının yeni hükümler kurulduğu ama muhakkak tamamlayıcı olduğu, yani önceki halkanın tamamlayıcı olduğu bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni bir din ve yeni bir kitap şeklinde değil de Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan o İslam'ın tamamlayıcı son halkası olarak değerlendirmek de doğru olabilir. İnneddini indallahil İslam. İslam, evet. Yani Allah katında din İslam'dır. Hazreti Adem'le insanlığa tebliğ edilen din İslam'dı. Hazreti İbrahim ne dedi? Ben Müslümanlardanım. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da ben o güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurduğu hadis-i şerifte bahsettiği o ahlak Hazreti Adem'den beri aslında gelen o İslami ahlak ve düsturlar olsa gerek. Tabii, kuvvetli yani muhtemel. Tüm, evet, yani aslında tüm kitaplarda insanın daha mutlu, daha sosyal hayatta daha nasıl birlikte bir olarak yaşaması şeklinde emirler ihtiva eder. Yani Allah mutlak kendisinin dünyayı ve onları yaratan olduğunu onlara bildirir. Bu sözler ona bildirenin kendisinin peygamberi olduğunu bildirir. Bu dünya hayatının geçici ve aldatıcı olduğunu anlatır. Daha sonra da ona mutluluğun formüllerini söyler aslında. Mesela Tevrat'ta 10 emir vardır. Hepimiz duymuşuzdur ya da biliriz. Hocam bu Tevrat ve İncil'in içeriğine geçmeden bir teheccüd arası versek. Yönetmenim uyarıyor. Tamam. Bizim reklam aramız yok. Teheccüd aramız var. Artık izleyicilerimiz de buna alıştı. Hamdolsun, inşallah biz de bundan nasipdar oluyoruz. Şöyle ki, kıymetli dostlar, hadi iki rekat, Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için namaz kılmaya. Sonunda bu kardeşlerinizi de duaya dahil etmeyi lütfen unutmayın. Teheccüden hemen sonra Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanı Cemil Eren hocamla kitaplara imanı konuşmaya devam edeceğiz. Tevrat'tan bahsedeceğiz, İncil'den bahsedeceğiz. Sonra Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'le inşallah programı mühürleyeceğiz. Tıpkı Peygamber Efendimiz'in hatem oluşu gibi. Teheccüden hemen sonra bekliyoruz efendim. Efendim Allah kabul eylesin namazınızı, dualarınızı. Biz Cemil Eren hocamla kitapları konuşmaya devam ediyoruz. Altaş televizyon ekranındasınız. Sahur Meclisi programındasınız efendim. Hocam, Tevrat dedik.
10 emir dedik ve gidelim hele bir namaz kılalım, az dua edelim. Bilahare emirlere bakarız diye ara vermiş idik. Lütfen 10 emirden. Tevrat'ın Hazreti Musa Aleyhisselam'a indirildiğini biliyoruz. Bir takım bölümlerden oluşuyor Tevrat. Mesela Torah, kanunlar kitabı derler. Bunlar dünyanın ve insanın yaratılışı, ilk günah ve Hazreti Adem'in cennetten kovuluşu, Nuh tufanı, İbrani halkının ataları olan İbrahim, İshak, Yakup ve Yusuf'un hayatı gibi konuları ele alır. Hı hı. Tekvin bölümü Yahudi halkının Musa önderliğinde Mısır'dan çıkışı ve yıllarca Sina çölünde yolunu kaybedişi ve 10 emrin indirilişi, temel yasaların kabulü gibi hususları içerir. Huruç bölümü var, Leviler bölümü var, Sayılar bölümü var Tevrat'ta ve yine Tesniye kitaplarında oluşturmaktadır. Kur'an'a göre Tevrat'ın içeriği ve 10 emir şunlardan oluşuyor. Kur'an ifadesine göre Cenab-ı Hak İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Hı hı. Ondan başkasına tapmayacaklarına dair söz almış ve peygamberlerine inanmalarını emretmiştir. Öte yandan Musa'nın duasında ahiret inancı ortaya konularak Allah'tan hem dünyada hem de ahirette iyilik yazmasını ister. Dünya hayatının geçici, ahiretin ise ebedi olduğu vurgulanır ve onlardan Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anneye, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin. İnsanlarla güzel bir şekilde konuşun, namaz kılın, zekat verin diye söz aldığı bildirilir bizlere. Ve on emirle ilgili de sebt yasağı hariç tutulacak olursa geri kalanların tamamı ilahi dinlerce paylaşılmıştır aslında on emir. Cumartesi yasağını. Evet. Cumartesi günüyle ilgili bir yasak vardı. Bunu on emri şekilde sıralayacak olursak, bir, karşında başka ilahların olmayacak. İki, kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın suretini yapmayacaksın. Yani put yapmayacaksın. Hı hı. Onlara eğilmeyeceksin ve önlerinde ibadet etmeyeceksin der. Yahova'nın, Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın der üçüncü emir olarak. Hocam o kadar almamışlar ki bir süre sonra adını unutmuşlar. Evet. Yahve miydi, Yahve miydi, Yahova mıydı? Evet. Biz de ne yazık ki bugün vara yoka Rabbimizin adını ağzımıza alırız. Arasını bulmak lazım sanırım. Evet, doğru. Aslında yani evet. Çok boş yere, özellikle çarşıda, pazarda, herhangi bir iddialaşmada Allah'ın adını böyle bir tabiri caizse lakır diye dönüştürüyoruz ki bu çok tehlikeli bir şey aslında. Evet, çok doğru. Doğru söylüyorsunuz. Devam edecek olursak. Lütfen. Sebt yani cumartesi günü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın, 6 gün çalışacaksın ve bütün işini yapacaksın. Fakat 7. gün Allah'ın Rabb'e ayrılan sebt vaktidir. Sen oğlun ve kızın, kölen ve cariyen, hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri, denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı der. Günlük hayatımızın içerisinde de dünyanın 6 günde yaratıldığı halk arasında da çok duyulur. Aslında bu öğreti Tevrat'tan Kur'an-ı Kerim'de bize ulaştırılmış. De dünyanın, kainatın, yaratılışının günleri ve evrelerinden bahsediliyor. Evet. Hocam bu cumartesi yasağı öylesine özellikle Ortodoks Yahudilerde ciddiye alınır ki araba kullanmazlar. Evet. Elektrikte herhangi bir eşya kullanmazlar. Evet. Yani olabildiğince böyle araç, gereç olmayan bir günü tamamlamaya çalışırlar. Yani hareket ettiren herhangi bir mekanizmayı çalıştıramayacaklarını, yani ışığı yakamayacaklarını, anahtara dokunamayacaklarını falan biliyorum. Hatta onlarla ilgili bu sensörlü kullandığımız günlük bazı cihazların, makinelerin onlar tarafından icat edildiği, delmek için falan söylenir tabii. Evet. Aslı vardır, yoktur bilmiyorum. Babana ve annene hürmet edeceksin der. Kimseyi öldürmeyeceksin der, zina etmeyeceksin der, çalmayacaksın der, komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın der, komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun hanımına, kölesine, cariyesine yahut
öküzüne, eşeğine ve komşusunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin diye on emiri böylelikle tamarlar. Ölmeyeceksin, tamamlar. Öldürmeyeceksin, evet. Çalmayacaksın, talan yapmayacaksın, komşunun evine göz dikmeyeceksin, namusuna, iffetine göz dikmeyeceksin. Emrin muhatapları bugün fazlasını yapıyorlar, azını yapmıyorlar. Yani evet. Ah benim güzel hocam, orada da seyircilerimiz bunu merak edebilirler. Yani ya bu Yahudiler neticede koyu Müslümanlar, on emirde bu kadar açık ve net bir şekilde yasaklanmış şeyleri nasıl alenen ve resmen hatta bir dini seremoniye dönüştürüp yaparlar diye merak ediyor olabilirler. Siz biliyorsunuz ama onlarla paylaşalım. Müslümanları insan olarak görmediklerinden, daha doğrusu Yahudi olmayanları insan olarak görmediklerinden, bu öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna zarar vermeyeceksin, malına göz dikmeyeceksinin muhatabı biz değiliz yani ne yazık ki. Biz onlar için onların dünya hayatını kolaylaştırmak üzere tanrıları tarafından yaratılmış insanımsı varlıklarız. Ben şimdi çok derin bir Yahudi teolojisini burada vaktinizden alıp anlatacak değilim ama kabaca mevzu bu. Evet, bizi maalesef. Böyle canına kıyılmamaya değer on emrin kategorik olarak içine dahil edileceği insan sınıfından görmüyorlar. Görmedikleri aslında için. Aslında inandıklarını yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ona inanıyorlar. Evet. Tüm insanların Allah tarafından o vaadi verildiğine, onların hizmetkarı olduğuna, dünyanın efendisi olduklarına, seçilmiş olduklarına, evet bir ırk olduklarına, vaat edilmiş topraklarda bulunduklarına ve o topraklara sahip olmak için her şeyi yapabileceklerine evet. inanıyorlar. Evet. Bakacağız. Son gülen iyi gülecek inşallah. Evet. Evet. Kıymetli hocam, Tevrat dedik. On emir şimdi, seyircilerimizin de dikkatini çekmiştir. Çok spesifik bir ikisi hariç tamamı yani evet Allah'tan geldiği belli ve insanların hayatlarını kolaylaştıran emirler. Yalan söylemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, çalmayacaksın, öldürmeyeceksin. Zebur ve İncil hakkında da böyle kısa bir geçtikten sonra çünkü vaktimiz kıymetli doğrudan Kur'an-ı Kerim'e gelmek istiyorum hocam. Tamam. Zebur konusunda Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiğine göre Hazreti Davud'a indirilmiş ilahi bir kitap. Kur'an'da 3 defa geçer. Bunların ikisinde Hazreti Davud'a verilen ilahi kitap kastedilir. Bir yerde ise Zebur'dan iktipas yapılarak andolsun zikir yani Zebur'dan sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık buyurulur. O müstakil bir şeriat getirmeyip Hazreti Musa'nın şeriatını esas almıştır. Yani yeni bir kanun, kural getirmemiş. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan devam eden şeriatı esas almış. Sesinin güzelliğiyle bilinen Hazreti Davud Zebur'un bölümlerini okuyarak tebliğ yapmaktaydı. Mezmurlar o Zebur'a mı işaret eder hocam? Yani mezmurlar... Kitab-ı Mukaddes içerisinde özellikle Tevrat'ın içerisinde bazen ona entegre edilmiş bir bölüm, bazen de müstakil bir yapı olarak mezmurlardan bahsedilir. Sanki biraz dinler tarihi dersinden hafızamda kaldığı kadarıyla ama hakikaten öyle midir? Doğrusu şu an emin olamadım. Fakat mezmurlar sanki Zebur'a atıf yapan, telmihte bulunan metinler olarak kalmış aklımda. Evet. İncil hocam, sondan bir önceki kitap. Evet. Yani Zebur'la ilgili şunu da söyleyelim. Tabii buyurun. Zebur, Tevrat gibi tahrife uğramış ve tamamen kaybolmuş bir kitap. Onu da söyleyeyim. İncil. Müjde, yeni öğreti, yeni haber manalarına geliyor İncil. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve iman edilmesi emredilen ilahi kitaplardandır. İncil, Hazreti İsa'ya indirilen ilahi kitap. Kur'an-ı Kerim'de değişik vesilelerle ondan söz edilir ve 11 yerde onun İsa'ya verilen bir kitap olduğu bizlere bildirilir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan beyanlara göre İncil'de insanlar Allah'ın birliğine, Hz. İsa'nın peygamberliğine iman etmeye davet edildiği halde
Bu kitap daha sonra bazı İncil yazarlarınca tahrif edilip tevhid inancı teslisle, yani o üç tanrı inancı dediğimiz Hazreti İsa'nın insanlar arasında seçilmiş bir beşer peygamber olduğu gerçeği de bedenleşmiş bir tanrı olduğu inancıyla değiştirilmiştir. Aslında seçilmiş beşer bir insan peygamber olan Hazreti İsa daha sonra bedenleşmiş bir tanrı olarak insanlara sunulmuş. Kur'an-ı Kerim'de bu inançların batıl olduğu, akla ve vahye dayanan hiçbir temelinin bulunmadığı beyan edilerek tahrif edilenlerle değil, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri istenir. Dolayısıyla biz İncil'in orijinal ilk haline olana iman ederiz. Çünkü bu emir bu şekilde gelmiştir. Biz de bu emre itaat etmeyi görevimiz olarak hocam, addederiz. Orada da tıpkı on emir gibi bir pasaj var İncil'de. Türkçesi dağ vaazı deniyor. Hazreti İsa'nın havarilerine yaptığı son konuşma. On emir, dağ vaazı, veda hutbesi. Fakat innettiğin indallahil İslam. Bu hakikatin hocam arkasında durmak lazım. Evet. Bu hakikati evet en gür sada ve yüksek sesle gerektiğinde haykırmak lazım. Bunun için de mukaddes kitabımızı tanımamız lazım. Kur'an-ı Kerim. Hocam evet. Nedir Kur'an-ı Kerim? İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin yine sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselam'a gönderilmiştir. Ondan sonra peygamber ve Kur'an'dan sonra yeni bir ilahi kitap da gelmeyeceğinden o Allah tarafından özel bir korumaya alınmıştır. Bunu İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayeti celilesiyle de bizlere bildirir Allahu Zülcelal Hazretleri. Cenab-ı Hak onu biz indirdik, koruyacak olan da biziz buyurmaktadır bu ayeti celilede. Elhamdülillah. Kur'an okumak, toplamak, açıklamak manalarına da gelir. Çeşitli kaynaklarda Kur'an için 50'yi aşkın isimden söz edilir. Bunların en meşhur olanları kitap, Kur'an, Kelamullah, Furkan, hepimizin bildiği gibi nur, zikr, tenzil, vahiy, hüda ve rahmet gibi hepimizin bildiği isimleri öne çıkar. Kur'an kısaca özetleyecek olursak, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed'e indirilen, musaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fatiha suresiyle başlayıp Nas suresiyle son bulan, başkalarının benzerini yapmaktan aciz kaldığı Arapça bir kitaptır şeklinde tarif edebiliriz. Bütün hususlarını sanki bir tanımın içerisine yerleştirmiş ulema. Allah evet. Onlardan razı olsun. Allah'tan geliyor, Cebrail getiriyor, Hazreti Muhammed'e geliyor ve önemli olan kısımlardan birisi tevatür yoluyla naklediliyor. Bu ne demek hocam tevatür yoluyla nakledilmesi? Şimdi öncelikle özellikleri var Kur'an-ı Kerim'in. Buradan bahsederken tevatür yoluyla nakledilme de geçeceği için isterseniz özelliklerinden başlayalım. Kerim kitabımızın kendine has bir takım özellikleri var. Kendi açıklamalarından öğreniyoruz yine hangi özelliklere sahip olduğunu. Kendisinde şüphe, çelişki ve tutarsızlık bulunmayan, Arapça olarak vahyedilmiş, önceki kitapları doğrulayan, gözetip tanıklık eden, mesajları evrensel olan, Allah tarafından korunan, ayetlerinin bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih konumunda bulunan, aydınlatan, yol gösteren, hakkı batıldan ayıran, uyarıcı ve müjdeleyici, hikmetli, gerçekleri açıklayıcı olan bir kitaptır. Ve şifadır değil mi hocam? Evet. Ve şifadır müminlere. Ne mutlu bize ki böyle bir kitabın muhatabıyız. Evet. Saygıdeğer hocam. Şimdi bu özelliklerin içerisinde dikkat çeken hususlara şöyle bir kısa kısa işaret edelim. Biri neydi?
o tevatür yoluyla nakledilmesi. Evet. Çünkü diğer kitaplarda bir tahrif söz konusu. Evet. Ama bunda Allah ben koruyacağım diyor. Evet. Nasıl korumuş? Evet. Bu önemli. Sonra muhkem müteşabih kavramları dikkatimi çekti. Seyircilerimizin de dikkatini çekebilir. Evet. Bu önemli. Şimdi tevatür yoluyla yalan konuşmaları bir araya gelmeyen bir topluluğun, yani benim söylediğim, sizin söylediğiniz, diğer arkadaşların söylediği, herkesin söylediği aynı olan, aralarında çelişki bulunmayan, aynı ifadeler ve aynı anlamlar içeren, hatta kelimesi kelimesine aynı cümleleri tekrar edilmesi ve bunun nesilden nesile aktarılması. Ama Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim ilk nazil olmaya başladığından itibaren zaten yazılmaya da başlamıştı. Hı hı. O nüshalarda ilk o andan itibaren not alınmaya başlanmıştı. İlk emirler, ilk efendim mesajlar hepsi yazılmaya başlanmıştı. Tabi bazıları muhkem, bazıları müteşabih oluyordu. Hazreti Peygamber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sorulduğunda açıklıyordu bazı konuları. Yani bazıları açık, bazıları kapalı. Anlam itibariyle usluklar, değil mi anlam hocam? Itibariyle. Hı hı. Bazıları açık bir şekilde, herkesin anlayabileceği bir üslupla, bir mesajla geliyordu. Bazıları da çok anlaşılamaz durumda bulunuyordu. Mesela sure başlarında bizim bildiğimiz huruf-u mukattalar işte, var. Evet, huruf-u mukatta harfleri var. Bunların hikmeti ve manaları ile ilgili tefsirciler birçok şey yazmışlar ancak hepsi varsayılan, yani kesin doğrulanmamış, ihtimaller üzerine bir takım yorumlar yapılmış. Manası, anlamı ve hikmeti yine Allah tarafından bilinen bu kelimeler var. Huruf-u mukatta harflerimiz var. Bazı konularda daha açık, net, hatta eve nasıl gireceğimiz, birbirimize hangi üslupla konuşacağımız, birbirimizle olan ilişkilerimizde nelere dikkat edeceğimiz, birbirimizin arkasından çekiştirmeyeceğimiz, kusur aramayacağımız gibi böyle daha net ve açık ifadelerin de bulunduğu bir takım ayetlerimiz de var. Bunlar da bu şekilde. Bu mütevatir dediğiniz şey hakikaten önemli. Seyircilerimizin buraya dikkat etmesini istirham ediyorum. Yalan söylemeleri aklen mümkün olmayacak kadar çok kalabalığın her tabakada naklettiği haber. Evet. Biz şimdi tevatür bu dediğimizde sanki uydurma gibi bir şey halk evet. arasında anlaşılıyor. Evet. Tevatüren gelen haber güvenilir haberdir. Evet. Çünkü yani aynı anda yalan söylemeleri aklen mümkün olmayacak kadar çok insan o habere ravilik etmiştir. Kur'an-ı Kerim bu haliyle muhafaza altına alınmış. Yani mütevatiren nesilden nesile aktarılmış. İncil'in yazılma süreci Hazreti İsa'dan en erken 100 sene sonraya denk gelir. Tevrat'ın tahrifi ise metinden ziyade anlam üzerine olmuştur. Yani metin aynı olsa da anlamını tahrif etmişler ve kendilerine göre yorumlamışlar. Hani ayeti kerimede de var ya, az bir paraya satmak evet. Allah'ın kelamını. İncil'de ise doğrudan metni de değiştirmişler, manayı da değiştirmişler. Kur'an-ı Kerim ise kitaplaştığı andan itibaren tevatürle evet. gelmiş. Bu kitaplaşma sürecine cümle kuracak olsak hocam, evet. gerçi birazcık bahsettiniz. Gelirdi, yazılırdı dediniz ama evet. oradan bugünkü bildiğimiz o iki kapak arasına alınmış, Mustafa çevrilmiş haline gelinceye kadar geçirdiği süreci şöyle kısaca bir özetleyecek olsak neler söyleyebiliriz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı 610 yılında miladi Ramazan ayında indirilmeye başlayan Kur'an 23 yıl içerisinde tamamlanmıştı. Yani öyle gökten gelen bir kitap yok. Yok, böyle tamam. hazır, tamamlanmış, ciltlenmiş bir kitap yok. O şimdi bizim masamızın üstünde var. O evet. gün yoktu yani. Evet. Tamam. Her halükarda Kur'an'ın Resul-ü Ekrem'e bir anda değil, yavaş yavaş nazil olduğu anlaşılıyor. Bunun birçok hikmeti var. Bunların başında Kur'an'ın yaşanan hayata paralel olarak toplumu zaman içinde değiştirme ve İslamiyet'in esaslarını onlara birer ikişer benimsetme metodunu. Hı hı. Yani yaşayan dinamik bir hayat var
Ve bu hayatın içerisinde de yine dinamik mesajların olması lazım. Öğrete öğrete evet, gidiyor. Öğrete öğrete, yavaş yavaş. Çünkü inmiş olduğu toplum o kadar çok kendisine gönderilen ilahi mesajlardan uzaklaşmış ki ve yaşamış oldukları o hayatı o kadar çok benimsemişler ki yani o insanların davranışlarını değiştirmek için hem zamana ihtiyacınız var hem de ciddi bir üsluba da ihtiyacınız var aslında. Yani doğru üsluba ihtiyacınız var. Kur'an-ı Kerim'de biz bunu görüyoruz. 23 yıl içerisinde olması, zaman zaman hayatın içerisinde bazı dinamik konularda, spesifik konularda hüküm bildirmesi, bazı yasakları getirirken tedricilik metodunu benimsemesi, bir anda yasaklamaması, önce yavaş yavaş uzaklaşmasını sağlaması, sonra yasağı getirmesi, işte içki ayetiyle ilgili belki bir örnek verilebilir. Mekke döneminde özellikle iman konusuna vurgu yapması, Allah'ın varlığı, Hazreti Peygamber'in onun Resulü olduğu, yani vahdet üzerine sıkça durması, daha sonra sosyal hayatı Medine döneminde dizayn etmeye başlaması gibi hususlar, Kur'an-ı Kerim'in bu özelliğini aslında bizlere bildirir. Bu tedricilik metodunu. 20 yavaş senenin yavaş. Sonunda hocam Resulullah vefat ediyor. Şimdi vakit yaklaştı. Yarım kalsın istemiyorum. Kelamı kitaba dönüştürelim diye biraz acele ediyorum. Sizi de sıkıştırıyorum. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Yoksa Kur'an-ı Kerim üzerine, o 23 yıl üzerine, uslubu üzerine ben biliyorum ki söyleyecek çok sözünüz var. Biz konuşmaya bu anlamda saatlerce devam edebiliriz ama ezanla bitmesi gereken de bir program var. Evet. Hazreti Ebu Bekir Aleyhisselam'la toplanır, bir araya getirilir. Hazreti Osman Aleyhisselam'dan itibaren artık İslam'ın da yayılmasıyla fethedilen topraklara dağıtılmaya, çoğaltılmaya başlanır. Artık bir nüsha üzerinde farklı farklı kaleme alınmış nüshalar var, yazılmış nüshalar var. Hepsi bir araya getirilir. Tabii o zamana kadar hem hıfzından hem de yaşam tarzından diğer insanlar tarafından da güveni ve ehliyeti kabul görmüş bir heyet oluşturulur. Bu heyetle birlikte Kur'an-ı Kerim tekrar yazılır. O nüsha üzerine ittifak edilir. Zaten nüsha tek olduğu için ittifak edilmesi de çok kolaydır. Ezber var bir tarafta. Ezber var. Bir tarafta bir sürü vahiy katibinin yazdığı örnekler var. Evet. Hazreti Ebu Bekir zamanından bahsediyoruz değil mi hocam? Evet. Daha sonra fethedilen topraklara birer nüshaları gönderilir. Tabii onun da ayrı ayrı sebepleri var. İşte neden basılıp her tarafa işte diğer topraklara gönderildi. Farklı okuyuşlar, farklı coğrafyalarda, farklı kıraatler oluşmuş. Belki işte okuyuşta farklılık anlamı değiştirmiş. Hocam İslam coğrafyası genişlemiş ve Arap olmayan bir sürü Müslüman var. Evet. Yani Afrika'da Kuzey Afrikalılar var, Müslüman olmuşlar. Fethedilen Pers topraklarında Acemler var, Müslüman olmuşlar. Anadolu'da Suriye, yani Anadolu'nun artık güneyi, Suriye fethedilince orijinali Bizans'ta olan Müslümanlar var ve Türkler hocam Müslüman olmuşlar. Evet. Bu artık heterojen bir yapı arz eden İslam coğrafyasına İslam'ın emir ve yasaklarını sözlü bir şekilde aktarmanın yanı sıra ilahi kitabı, kutsal metni de göndermek ve bir ölçü olarak konmasını istemekten daha doğal bir şey olamaz zaten. Tabii Kur'an-ı Kerim'in kendine has özellikleri var. Erişilmez üstünlüğü var. Mesela icaz şekilleri var. Kur'an-ı Kerim diğer kitaplara nazaran dil ve üslubu peygamberler insanlara gönderildikleri kavimlerin diliyle hitap etmişler. Tebliğ ettikleri vahiylerin dili de bu yönde olmuş. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ilk muhatapları Arap olduğu için Kur'an Arapça olarak nazil olmuştu. Bununla beraber onun anlatım ve üslubunda kendine has birçok özelliği var. Söz gelimi
akaid esasları, teşrihi hükümler, tarihi olaylar ve kıssaslar farklı üsluplarla anlatılmış. İnkarcılara yönelik tehdit ve uyarılarla müminlere verilen müjdeler değişiklik arz etmiştir. Yine lafız ve mana dengesi var Kur'an-ı Kerim'in içerisinde. Kur'an metnini teşkil eden kelimeler, maksadı eksik veya fazla olmaksızın ifade edecek şekilde seçilmiştir. Bir mesajı doğrudan ilettiği gibi çok edebi bir üstünlükle, yani mecazi bir anlatımla da mesajını iletir. Kur'an-ı Kerim hem akla hem de duygulara hitap eder. Kur'an-ı Kerim ses ve terkibinde ortaya çıkan ahengi barındırır. Yani Kur'an'ın ifadelerinde cümle ve ayet sonlarındaki seslendirmelerde ortaya çıkan ve kulağa hoş gelen öyle bir ahengi vardır ki buna diğer metinlerde rastlamak pek mümkün değildir. Diğer kitaplarda da okursunuz, okuduğunuzda keyif alırsınız ama bir başkası onu okurken Kur'an-ı Kerim'i dinlediğinizdeki ve okuduğunuzdaki o hazzı diğer kitaptan alamazsınız. Ben alamıyorum şahsen. Dinlediğimde ve okuduğumda manasını bazı yerlerin bilemesem bile beni alıp bambaşka bir yerlere götürüp gönül dünyamda başka sayfalar açmayı başaran tek ve ilahi kitaptır diyebilirim. Rabbim bizi kitabımızdan ayırmasın hocam. Evet. Allah razı olsun. Cemil hocam sağ olun, var olun. Son sözlerinizi alıp yavaş yavaş, zira müezzin efendi minarenin kapısını açmıştır şimdi. Onu da çok bekletmeyelim. Evet. Şöyle birkaç cümleyle toparlayıp gidelim inşallah ezanı Muhammediye'ye. Yine Kerim kitabımızla ilgili şunları söyleyip tamamlamak isterim. Lütfen buyurun. Kur'an ilahi kitapların sonuncusudur. Hazreti Muhammed'den sonra peygamber gönderilmeyeceği gibi Kur'an'dan sonra da ilahi bir kitap indirilmeyecektir. Kur'an ilahi kitapları içinde günümüze kadar tahrif edilmeden gelmiş tek kitaptır ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Kur'an kendisinden önce gönderilen kitapları tasdik edicidir. Kur'an'ın getirdiği esaslar ve değerler evrenseldir. O bütün insanlığa hitap etmek üzere gönderilmiştir ve hükmü de kıyamete kadar geçerli olacaktır. İnşallah bizler de kendisinden en iyi şekilde istifade eden kullarından oluruz Rabbimizin. Amin. Kur'an-ı Kerim'den en iyi şekilde istifade eden Müslümanlardan oluruz, amin, inananlardan oluruz. Amin. Hayatımızı da onun ahkamı üzerine dizayn ederiz. Ve onun yasak ettiklerinden uzak kalıp emrettiklerinde hayatımıza tatbik etmeye gayret ederiz diye düşünüyorum. Ne güzel dua ettiniz hocam şu seher vaktinde. Allah razı olsun, sağ olun. Cümlemizden razı olsun, sizlerden de razı olsun. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık, ilminize bereket olsun inşallah. İnşallah cümlemizin, tüm kardeşlerimizin sahuru bereketli olsun. Amin Rabbim, hocam. Ramazan ayından sahurun bereketinden en iyi şekilde istifade etmeyi cümlemize, cümle Müslümanlara nasip etsin. Dünyamıza, insanlığa barış getirsin, huzur getirsin, mutluluk getirsin. En iyi duamız, en iyi temennimiz bu olsun diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, Ordu İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Cemil Eren hocamla birlikteydik. Kitaplara imanı konuştuk. Rabbim ona sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi son peygamberi ümmet, son hitaba, son kitaba muhatap kıldı. Rabbim kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Seheriniz, sahurunuz bereketli olsun. Yarın seher vaktinde sahur meclisi programında Altaş televizyon ekranında bir başka konu ve bir başka konukla buluşmak üzere. Buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti, esenliği cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.